Selam. Netflix yapımı Danimarka dizisi The Chestnut Man 30 Eylül'de gösterime girdi. 6 bölümden oluşan dizinin bölümleri ortalama 55 dakika. Suç ve gizem türündeki dizi bir kitap uyarlamasıymış. Geçmişte bir çiftlikte işlenen toplu cinayetle başlayan dizi daha ilk dakikadan sizi germeye başlıyor. Benim için tahmini zor bir diziydi. Bu kategoride çok fazla dizi izlediğimi söyleyemesem de daha önce izlediğim dizilerden çok da farklı olduğunu söyleyemem. Tabii bu durum diziyi kötü yapmıyor. En azından ben izlerken sıkılmadım. Diziden bir gün önce Hollywood klişelerinin saldırısı belgeselini izlediğim için gerilim sahnelerine karşı biraz daha dikkatliydim. Kısaca konusuna değinecek olursak, parkta eli kesik bir kadın cesedi bulunur. Cesedin yanında bir de kestaneden yapılmış adam vardır. Bu el yapımı kestane adamlar sanırım Danimarka'da çocuklar arasında yaygın bir uğraş. Bu kestane adam incelendiğinde Sosyal Hizmetler Bakanı'nın bir yıl önce kaybolan ve öldüğü düşünülen küçük kızının parmak izine rastlanır. Cesetlerin de kestane adamların da devamı gelir. Tahmin edebileceğiniz gibi cesetin elinin kesik olması kestane adam oyuncağının ellerinin olmamasından kaynaklanıyor. Başarılı dedektif Tulin yeni ortağı Hess ile bu olayı araştırmak için görevlendirilir. Bir yandan az da olsa Tulin'in özel hayatını izlerken bir yandan da gizemi çözmeye çalışıyoruz ki sanırım 5. bölüme kadar katilin kim olduğuna dair pek de akıl yürütemiyoruz. Tabii herkese şüpheyle baktığımdan bütün karakterleri bir kere kafamda katil yaptım ben. İstenilen de oydu zaten. Beni rahatsız eden nokta dedektif Tully'nin kızı dışında hiç kimsesinin olmamasıydı. Bu konuda birkaç kere konuşulmasına rağmen dizide bunun nedenini öğrenemiyoruz. O zaman bu olay neden var? Rahatsız etmekle kalmayıp sinirimi bozan ikinci nokta ise sıradaki kurban olacağı düşündükleri kadını iki tane poliste bir orman evinde tutmalarıydı. Böyle bir durumda ıssız bir orman evinde kadının işine, dizide genel olarak ciddi sorunlar yaşamış bir çocuğun üstesinden gelemezse nasıl biri olabileceğini izliyoruz. Kimsenin durup dururken katil olmasını bekleyemeyiz bence. Sonuçta kişiliğimizin büyük bir kısmını yaşadıklarımız, yetiştirilme şeklimiz belirliyor. Buraya kadar spoiler sayılacak bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Ama bu noktadan sonra dizinin geri kalanını anlatacağım, haberiniz olsun. Polis memuru olan katil, cinayeti işlemeden önce sosyal hizmetlere istismar edilen çocuklarla ilgilenmesi için şikayette bulunuyor. Ancak sosyal hizmetler konuyla ilgilenmeyince işi kendisi çözüyor. Bir nevi istismar edilen çocuklara annelerini öldürerek daha iyi bir hayat sunuyor. Ama nedense anne konusunda saplantılı. İstismarı baba gerçekleştirse de koruyamadığı için anneyi suçluyor. Kestane adamlarla Sosyal Hizmetler Bakanı Rosa'ya mesaj gönderiyor. Çünkü ona kestane adam yapmayı öğreten kişi Rosa. Küçükken ikiziyle birlikte kabul edildikleri koruyucu ailenin yanından evdeki diğer çocuk olan Rosa'nın yalanı yüzünden gönderiliyorlar. Daha sonra gittikleri evde ise istismara uğruyorlar. Yani katil başlarına gelen her şeyin sorumlusu olarak Rosa'yı görüyor. Dizideki ikiz kız kardeşi ise neredeyse hiç değinilmiyor. Odak noktasını değiştirmek için araya küçük bir intikam olayı daha giriyor ama onu da anlatmayayım. Yeter bu kadar. Umarım videoyu beğenir, yorumunuzu eksik etmezsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.